kadar az mıydı? Bu kadar çıkmış. Tam şipi olanlar bir tek veriliyor şey. Tamam, harbiden güzel gidiyor değil mi Beyza? Yok ben normalde veriyorum. Harbiden güzel gidiyor herhalde. Gerçekten güzel gidiyor. Ay biz ne yapıyoruz? Ve muhabbetimiz de gerçekten yani, sarıyor. Ben gerçekten ne zannettim biliyor musun? Yani aynı gün çikolata götürdü ya kıza. Ben çikolata götürdüğünü hiç bilmiyorum. Dün bana da verdi. Yani ikram etti herkese. Ama ona getirdi. Bize evet. Getirmedi. Evet. Dilara'ya getirdi ya. Ben o yüzden çok şey bulamamıştım yani sizin görüşmenizi. Ama o farkında yani, değildi Beyza'nın ondan hoşlandığının. Hayatım tamam bir anda bir yerde bir günde bu kadar ağır karar vermesi mesela, de anormal yani mi? Yani kendini iyi açıklıyor o yüzden. Onu yani ben bilemeyeceğim. Açıkçası valla gerçekten yok. Mutlu hayır, olduğunu şey bilmiyorum. Bak sen üzülme diye söylüyorum. Bir sonradan günde, bunlar ortaya bir çıkıyor ama. Bir günde hisler değişmez de sen üzülme diye söylüyorum o yüzden. Ya ben yani, Kaan'a açılmama cesaret veren şeylerden biri de şuydu. Hatırlıyorsunuz ki o günün sabahında işte Ferhat da Dilara'dan hoşlandığını söyledi. Evet, söylemiştim. Kaan da döndü dedi ki ben o zaman çekiliyorum. Evet, aynen. Kaan çekiliyorum dedikten sonra tamam, ben onun gelip aslında... Ben yok ben sadece... Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Öyle dedikten sonra çikolatayı alıp geldi burada dedi ki ben öyle bir şey söyledim ama gerçekten seni tanımak istiyorum dedi burada. Tanımak istiyorum. Sonra yani sana devamında değil, tekrar bir... senin dediğin cümleyi söyledi. Ben de o zaman ben seni sadece tanımak sana değil, başka birine yanında. De sonra sen onu kırmızı odaya çağırdın. Konu bu. Hemen de izin almayın bir erkek erkeğe bir muhabbet edelim bir şey yapalım ya. Evet, bayağıdır konuşmadık ya böyle. Oğlum harbi ben gibisin ya. Harbi hanımsınız sanırım. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Efendim bebeğim. Ekranda iyi durdunuz ha. Evet yakışıyorlar. Yakışıyor. Görüntü yani. Olarak çok yakışıyorlar. Görüntü olarak evet. Benim o dediğimi, dün dediğimi de yanlış anlamamışsındır. Yok canım estağfurullah yok. Sadece dediğim gibi hani böyle şu an Kaan'ı daha sakin gördük ya. Hani Beyza'da böyle daha çatlak yani. Ama karşısındaki yerindeyse. Yanımdaki yani. Heh aynen anladın belki mı? Seni çıkartacak böyle i̇şte daha çok yanlış yaşayacak. İnşallah çok hani, mutlu olur. Bak Görkem biliyor, Ferhat biliyor dışarı nasıl olur. Seni öyle evet, görmek isteriz. Demek ki neymiş sorun. Abi sorun zaten hani. Tahmin atı Beyza'da öyle değil mesela. Diyor mu hep mesela. Gizem kamerada değişik yapıyor bana davranıyor arkada değişik. Mesela Beyza'ya hiç şüphem yok. Kameradan önde sağ nasılsa mesela aynen, kızı yüzü gülüyor. Zaten... Arkada yüzü gülüyor. Bak senin madde diyor ki seni bir saat aramış konuşmuş. Abi mesela ilk, sohbet konuşmanız çok farklı anladın mı? Fark var mı? O beni hiç değişmez o kız. Düşünme tarzı bile çok farklı abi. Aynen. Anlaşıyorsun. Ya zaten, bayağı. Hani orada zaten hani. Mesela'da da şey vardı hani böyle bir soğukluk hepimiz biliyoruz. Yani. Aynen doğru. Yani. Benim, ama hepsi soğukluk sonradan fark ettim. Soğukluk değil de donukluk. Kanka. Donukluk, soğukluk. Aynen. Onu sonradan fark ediyorsun işte. Önceki ilişkisi de öyleydi. Bu da öyle. Ya demek tabii. Ki ya hatta şey diyorduk vardı. Kızıyordu bize dejavu olduk falan filan. Demek ki erkeklerde problem olmayabiliyormuş. Ya tabii canım her şey bir erkekte olamaz öyleydi. Ki zaten. O yüzden yani ben şu an çok mutluyum. Gelsen oğlum. Rümeysa da şey diyormuş. Kaan da zaten Ozan gibi sessiz sakin. Yok mu be ana haberimiz? Ana haber? Yok. Sen onu kırmızı odaya çağırdığın gibi bana çikolatalarla geldi. Tamam ben çikolatayı görmedim. Ben dedim ki sen nasıl müsaade edebiliyorsun Ferhat'ın böyle bir şaka yapmasına? Sen sonuç olarak beni istiyordun. Kırmızı oda beni tanımanı istiyordu hani. Yani ben ne oldu biliyor musun? Sen kırmızı odaya gittin. Talha'yı çağırdın. Dedim ki demek ki zaten daha öncesinde de sana sormuştum. Kaan'dan hoşlanıyor musun? Kaan'la olacak mısın? Evet ben onu bana olmaz falan demiştim ben bayağı birkaç kere. Ben Talha'yı çağırmadan önce burada ona söyledim ben seni tanımak istemiyorum diye. O kalktıktan sonra sen onu kırmızı odaya çağırdın. Ben hiç o muhabbetlerinizi ne konuştunuz? Evet, çikolata muhabbetleri hiçbirini bilmiyorum. Biz Gizem'le dedikodu yapıyorduk. Ben Kaan'ı beğendiğimi... falan şeyi biliyordun değil mi Dilara'dan hoşlandığını ya o kadarına hoşlanma değil beğenme değil beğenme olabilir ya ki şey dedin sen Dilara istemedin ya hani evet, evet. Sonra ben dedim ki zaten Beyza'ya zaten Dilara istemiyor tabii ki evet zaten ben görmedim o olaydan sonra zaten ben istememeye evet, işte, başladım aynen. Hayır. Dilara istemiyor galiba dedim zaten hani hayır sen dedin ki kesinlikle midesi bak, bulandı gibi sen, oldu çünkü sen ben Buse üçümüz orada oturuyorduk sen hatta dedin ki ben Buse dedi ki artık Dilara net şeyler görmek istiyor. Kendisi için savaşılmasını istiyor dedi. Sen de dedin ki yani bu kadar çabuk kaçan bir adam olmaz gibisinden konuştun. Tabii ki evet konuştum. Sen sonrasında gittin kırmızı odaya Talha ile beraber. Ben dedim ki Dilara için tamamen bir tıkan demek ki. Bak nasıl oldu biliyor musun? Biraz dedim Dilara kırmızı odaya gitti. Dedim beni çağırırsa kalacağım yani uğraşırım dedim. Aynen. Beni çağırmadı. Ben buna orada dedim ki benim için bitmişti. Kırmızı odaya Dilara mı çağırdı? İlk Dilara gitti ya Beyza'dan önce. Yani o olayları bilmiyorum. Talha'yı mı çağırdı? Talha'yı çağırdı. Aynen. Ben kızın de orada dedim benim için yok ya artık. Bir anda gidebiliyoruz ya. Evet. O yüzden dedim. Yok hani ben bekledim onu ama mesela ben. Şey kanka
sen de sanki Dilara'dan şey bekliyor musun gibi. Şu an zaten sen hani ilk başta Dilara ile bir konuştun ya. Hani beğendiğini belirttin ya. Aynen. Kızı bunu bir görmek istedi. Sen görmek istemeden böyle birden Beyza şey yapınca o da bir sorguladı gibi sanki. Ben mi yanlış anladım? Ama ondan önce de samimiyetine inanmıyorum dedi. Anladın mı? O da beni biraz geri attı. Üstüne kırmızı oda gelince beni çağırmayın. Hiç mücadele etmeyeyim dedin sen de. Aynen. Ferhat'a dedim. Ferhat benim için bu konu bitmiştir. Anladım. Üstüne de Beyza gitti tesadüf, beni çağırdı. Bir şey söyleyeceğim kanka, ben senin hiç Dilara ile muhabbetini yakalayamadım. Nasıl şu an? İlerliyor musunuz, ilerlemiyor musunuz, konuşuyor musunuz, konuşmuyor musunuz? Numaralaştınız mı? Ya biz tanıştığımız gün numaralaştık, konuştuk. Samimiyetimiz güzeldi bana göre ilk gün. Dün pek konuşamadık, pek bir sohbetimiz olmadı. Kaan da sabah öyle bir şey söyleyince ben de dedim ki neden olmasın o zaman? Sonuçta Dilara onu istemiyor, Kaan vazgeçti. Benim için çağırmam için bir hepsi aynı gün oluyor. Aynen. Sen bunların hepsi aynı gün oldu. Hakkında hani çikolata falan getirmişsin. Hayır, ona kadar. Ben çikolata getirdiğini bilmiyordum aşkım. Ben ya tek mi gideceğim ya? Ben Nile. Melek olmuş Nile. Yani uçken. Ama şöyle de şöyle bir iddiası yok ki. Ben aman aman şu an Beyza'dan hoşlanıyorum, ölüyorum, bitiyorum iddiası yok. Tanışalım hani diyor. Dilara'yı da beğendiğini söylüyordu. Beni de beğendiğini söylüyor. Bu evde 10 kadınız, onumuzla birbirinden güzeliz. Sadece şunu söyledi Kaan. Ben zaten kadınlardan hoşlanıyorum. Ama beğenmeyi hoşlanmıyorum. Hani bir gün de Fero ortaya çıksın ya. Bu kadar çabuk, bu kadar hayır, tam ben geri çekiliyorum da demezdi. Evet. Anladın mı? Bir beğenme demek dış görünüş olarak. Bir gün önce beğendiğini de dile getirip bir gün sonra Beyza'ya yönelmesini aslında burada Beyza nasıl Kaan der falan olay değil, asla bununla bir alakası yok. Ya da Kaan nasıl Beyza der bununla da alakası yok. Sadece burada tamam hala zaman kavramını çözememiş gibiyiz tam anlamıyla. Hızlı gelişmek zorunda olduğunu hala idrak edemiyoruz. Çünkü normal hayatta göre önümüzde çok hızlı yaşanıyor. Önümüzde artık 50 bölüm kaldı ama, yani. Sahte gelme sebebi bu. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Sahte demeyeyim de. Erkekler, erkek işte ya dememizdeki sebep bu. Vallahi yanlış anlama. Ben ilişki baltalamak gibi bir şey değil. İnşallah mutlu olursunuz da. Beyza'nın yani ne ara bu kadar yüksek olduğunu anlamış değilim. Şuraya başlayalı kaç gün oldu çekimlere? Bir de diyor 2 haftadır diyor çok beğeniliyor. Fotoğraflarına bakarak mı yani böyle bu kısmı şöyle bir kadar şey duydum yükseldi? Ben kanka. Beyza fotoğrafını beğenmiş Kaan'ın. Kaan görmediği için geri çekmiş. Sonra ertesi gün bir daha görsün diye beğenmiş. Yine çekmiş, evet. Yine beğenmiş. İşte şimdi Gizem de diyor ki dün işte Beyza diyor bayağı diyor aşık diyor 2 haftadır falan. Ya ne oldu? Aşık fotoğraflarına bakarak aşık mı? Dedi. Aşık demedi. Gizem aşık dedi. Bayağı aşık, bayağı hoşlanıyor dedi. Fotoğraflarına bakarak mı oldu bu hoşlanma aşık olayı? Dedi. Şu an ikisinde çok fark var kanka. Tabii çok fark var. Aşık demesi başka hoşlanma. Aşık derse aşık öyle bir anda olacak bir şey yok. Görmediğin birine aşık olamaz. Dedi gibi ya. Tabii. Dedi gibi. Doğru. Dedi diye hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum o yüzden ama aşık diyeceğimi tamam, sanmıyorum. Tamam çok hoşlanma da diyelim. Yine aynı şey bence. Hani ne kadar kısa bir sürede bu kadar... Bir de o zaman şöyle bir şey söylüyordu. Ben Batı izliyordum diyor 2,5 hafta çok, önce. Çok. Beni izlerken mi seni beğenmeye başladı? İşte burada da her şeye bir şey diyemiyorsun. Dışarıda olsa dediğin gibi. Bu ne ya? Savaş alanı gibi aynı. Ama sen bildiğin yoldan şaşma kardeşim. Yok, İsterim yok, varsa devam, şaşma, sıkıntı yok. Zaten şaşmam. Günaydın. 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 Ben abi hazır ola geçelim. Dilara pusa. Hassas ya. Aşkım kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Aşkım kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle mi söylemek istedin şu anda? Hayır biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yine falan filan çok iyi ya. Aşırı bir... Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım. İyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim benim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür tam ederim. Tam senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak... Evet aşkım bundan sonra bunu kullan. Başka çünkü değil. Başka... Gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en beğendim. İyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi çok mutlu oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel kendim bir hediye... böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tanem benim. İyi ki varsın.